Merhaba. 2014 yılında dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan CL'e Paris'te gitmiştim. Paris'te Eyfel'e çok yakın bir otelde kalmıştım. O dönemde Eyfel'in altına kadar girebiliyordunuz. Hatta ben tam altına girerek fotoğraf çektirmiştim. Paris'e 4 kere gittim. Hepsi de iş gezileriydi. Ve hepsinde koşuşturmanın içinde hiçbir müzeye gidemedim. En son 2018 yılında Paris'e gitmiştim. 2018 yılında Paris'e gittiğimde Eyfel'in altına bile girişi paralı yapmışlardı. Kanalımı takip edenler bileceklerdir. Ben gittiğim ülkelerde akşamları özellikle canlı rock müzik yapan yerleri arıyorum. İlk Paris ziyaretimde de yine Google'a girerek arama yaptım. Nereye gidebileceğim konusunda bir bilgiye ulaştım. Châtelet civarında bir Irish pub olduğunu okumuştum. Yürüyerek metro istasyonuna kadar gittim. Metroda hemen bir bilgi olarak vereyim. Paris'teki en hızlı ve en kolay ulaşım aracı. Birinci gün evet biraz zorlanmıştım. Çünkü işin mantığını anlamam gerekiyordu. Hangi istasyonların ana istasyon, değişim istasyonları olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Bunu öğrendikten sonra Paris'te metroyu ulaşım için tercih ederim ve bundan sonraki ilk gidişimden sonraki tüm gidişlerimde de neredeyse hiçbir zaman taksi kullanmadım. Her yere, havaalanına bile hep metro ile bir yerlere gittim. Bu gece Châtelet istasyonu civarında bir Irish pub olduğunu öğrenmiştim. Châtelet istasyonunda indim. Hava soğuktu. Ekim ayıydı. Irish pub'ın olduğu yeri buldum. Bizim Beyoğlu Caddesi gibi trafiğe kapalı bir mekanda. Kapıya yanaştım. İşte live müzik falan var. Şöyle kapıya gidince adam hani ne oluyoruz falan gibisinden böyle Fransızca bir şeyler dedi bana. Ben Fransızca bilmediğim için anlamadım. İngilizce olarak dedim ki canlı müzik var mı bu akşam? Adam baktı ben turistim. Tek de olduğum için çok üstelemedi. Aa evet falan dedi. Gir içeriye dedi. Girdim içeriye. Bizde Taps diye bir ara bu tarz barlar vardı. Yaklaşık 10 ayrı çeşit fıçı biranın olduğu, içlerinde birçok çeşit biranın olduğu bir Irish pub'tı. Ben Irish pub'ları severim. Ortam çok samimidir. Bu izleyeceğiniz bar da tipik bir Irish pub. Sahne ile insanlar iç içe. Ben ilk biramı aldım. Bir banka oturdum. Irish pub'larda böyle bank vardır ve banklarda herkes birbiriyle tanısın tanımasın. Çünkü banklar nereden baksanız minimum 4 ile 6 kişi, zorlarsanız 8 kişinin sığabileceği tarzda banklar. Bir çeşit piknik masaları, büyük piknik masaları göreceksiniz birazdan videoda. Öyle olunca bir tanesine oturdum. Grup çıktı. Grup ilk şarkı olarak Metallica Creeping Death ile girdi. Dedim ki ne oluyoruz? Türkiye'de birçok mekana gidip takip ettiğim halde genelde en koyu grup bile açılış şarkısı olarak Metallica Creeping Death ile girmez. Metallica çalan grup Türkiye'de neredeyse barlarda bulmak çok zordur. Şimdi gelin hem ortanı hem de Creeping Death'in girişini izleyelim. Bu dönemde 2014 yine tabii benim YouTube planlarımın olmadığı dönem. Bunlar hep kendime çektiğim videolar. Gerek görüntü gerek ses olarak biraz sorunlu ve kısa görüntüler ama size ortamın nasıl olduğunu anlatabilecek birkaç görüntüyü sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin ilk görüntüyü izleyelim. Evet, Creeping Death'ten sonra adamlar damardan bir parçaya girdiler. Hemen size onun da görüntüsünü izleteyim. Evet, bir şarkıya daha geçelim. O geceden, ilk geceden bir başka şarkıyı çalalım. Gecenin ilerleyen saatlerinde
grubun bir tanıdığı geldi ve onu sahneye çıkarttılar. O da bir başka rock klasiğini çaldı. Dediğim gibi bu kadar sert parçaları böyle bir ortamda Türkiye'de çalan bar, kaliteli bir bar görmedim. Evet, bir zamanlar Merdiven Altı, yani 1990'ların başında Merdiven Altı sayılacak. Böyle o zamanki dönemde tabii sigara içilebiliyordu. Göz gözü görmeyecek metal barlar vardı. Oralarda evet bu tarz müzik yapılırdı ama 90'ların başında kaldı sanırım. Yeni dönemde hiç bu kadar sert müzik yapan kaliteli barlar yok. Misafir sanatçının şarkısı da yine bir başka rock klasiği, Black Sabbath'tan Paranoid. Birinci gece başka bir video çekmedim. Hemen şunu aşağı alalım. İkinci gece videoları var. Ama ikinci videolara, gecenin videolarına geçmeden önce nasıl buldun ortamı? Irish Pub ortamını. Bizim dün mantığına benziyor. İşte herkesin masaları var. Ama çok iç içe. Yani işin güzel yanı hemen sağında solunda karşında oturan insanı tanımıyorsun. Ama o ortam bir şekilde seni kaynaştırıyor. Ve tabii hani bu kadar iç içe olmasına rağmen kimse kimseye ulaşmıyor. Kavga gürültü çıkmıyor. Hep böyle ortamlara gittiğimde aklıma şu gelir. Türkiye'de bu kadar iç içe bir ortam olsa kesin kavga dövüş çıkardı. Sahne zaten gördüğün gibi seyircilerle çalanlar arasında mesafe yok ya da sahne yükseltisi yok. İç içeler. İkinci gece bununla ilgili çok ilginç bir şey oldu. Gel şimdi ikinci gece gittiğimde, aynı mekana gittiğimde grup değişiyor tabii. Farklı bir grup geliyor. O grup geldiğinde çok farklı, değişik bir şey oldu. Şimdi onu izleyelim. İlk video biraz kısa ama bu videoda dikkatini çekmek istediğim sahnenin hemen sağında yer alan iki kişiye dikkat etmeni istiyorum. Bu videodan hemen sonra izleyeceğiniz videoda çok ilginç bir şey oluyor. Bakalım ne olacak. Evet. Birinci videoyu gösterdikten sonra ikinci videoda o sahne kenarında oturan kızlardan biri kalkıp sahneye çıktı. Dedim ki ben herhalde gruptan birinin, özellikle solistin arkadaşım, herhalde bir şarkı söyleyecek misafir sanatçı olarak, ama gel görüntüleri izleyelim bakalım sen ne çıkarım yapacaksın bu görüntülerden. Evet. Ne anladın? Zaten sahnenin dibinde niye içinde olma ihtiyacı bu kadar hissetmiş anlayamadım. Kadın sarhoş gitti soliste yazdı. Ama solist pek yüz vermedi ama bu arada müzik devam ediyor gördüğün üzere. Şimdi bir şey yapamamış. Evet. Yani sonra da baktı ki yüz bulamadı. Geçti yerine oturdu. Irish Pub'ların bu çok iç içe ortamı ve samimi ortamını her zaman sevdim.
bu videoyu hazırlarken Şatle'ye gittiğimi hatırlamıyordum. Hemen YouTube'a girdim. Acaba benim gittiğim yeri bulabilir miyim? İsmini bulabilir miyim? Bu görüntülerini çektiğim barın diye. Biraz araştırma yapınca 2017 yılında yayınlanmış bir video buldum. Irish Pub Paris Live Müzik arama kelimeleriyle birlikte arama yapınca bir görüntüye ulaştım. Hatta arkadaki Guinness bayrağı bile duruyordu ve mekanın Şatle'de olduğunu öğrenmiş oldum. İlk Paris ziyaretimde Şatle'deki bu Irish Pub'da oldukça keyifli vakit geçirdim. Caz kulübü aradım gitmek için ama bulamadım açıkçası. Öyle olunca bu bara ikinci gecede giderek gördüğünüz gibi keyifli bir zaman geçirdim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.